Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim ve yepyeni bir site incelemesiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz internetten kitap almak isimli bir seri yapıyorum ve bütün alışveriş sitelerinden, yani kitap alacağımız bütün sitelerden incelemeler yapmaya çalışıyorum. Altını çizerek belirtmek istediğim bir nokta var. Hiçbir siteyle bağlantısı olmayan bir video serisi bu. Herhangi bir reklam amacı taşımıyor. Yani gönül rahatlığıyla tam bir kullanıcı deneyimi seyredebilirsiniz. Şimdi gelelim Amazon.com'un uygulamasını incelemeye. Önce güzel bir uygulama incelemesi yapacağız. Daha sonra aldığım kargoyu şöyle beraber açacağız. Kaç gündür içeride bekliyor balkonun kenarında. Özellikle virüs tehlikesinden dolayı da birkaç gün bekletiyorum bu şekilde siparişleri. İçerisinde nasıl bir paketleme var hiçbir şekilde bilmiyorum. Tamamen sizlerle beraber ben de yeni deneyimleyeceğim bu olayı. Ama uygulamayı açmadan önce peşin peşin bir şey söylemek istiyorum. Ben böyle hızlı bir kitap teslimatı görmedim. O yüzden Amazon.com'u şimdi hepinizin huzurunda bir kitap sever olarak alkışlıyorum. Bu seriye başlamadan önce de birçok siteden alışveriş yapıyordum. Seriden sonra da sizlerle beraber yeni siteleri keşfetmeye çalışıyorum. Ben böyle bir teslimat hızı görmedim arkadaşlar. Amazon.com'u gerçekten tebrik ediyorum buradan kendi adıma. Müthiş bir hizmet. Yani biriydi. Siparişi sepetimi oluşturduğum gece 1 Nisan gecesiydi ki saat 12 civarıydı. Gece 12 civarı dedim ki ertesi gün hazırlanırsa falan birkaç gün sonrasında da herhalde yola çıkar diye düşünerekten sipariş sepetimi oluşturdum. Biri gecesi oluşturduğum sepet ikisinde öğleden önce yola çıktı. İki ayrı gönderi şeklinde oluşturuldu ve inanır mısınız ayın 4'ünde yani 3 gün sonra, yani biri gecesini saymayalım, ayın 2'si, 3'ü, 3. gün, yani tam olarak 3. gün kapım çalındı ve kitaplar elime ulaştı. Yani herhalde gidip kitapçıdan almaya kalksaydım yürüye yürüye kendim elden bu kadar hızlı alamazdım. Yani gerçekten bu hıza bayıldım. Şimdi bu memnuniyeti paylaştıktan sonra sizlerle şöyle gidelim bir uygulamasını inceleyelim arkadaşlar. Öncelikle tesadüf eseri yaşadığım bir şeyi anlatacağım. Gördüğünüz gibi interneti bilerek kestim telefonda. İnternet yokken bağlanmaya çalıştığınız zaman sürekli de bu köpek fotoğrafları değişiyor. Hata internet yok diyor. Üzgün bir köpek suratı. Bana hep köpekler denk geldi. Başka hayvanlar var mı bilmiyorum. Bunu göstermek istedim açıkçası sizlere. Çok hoşuma gitti. Yani kuru kuru internet yok, bağlantı sorunu falan yazmak yerine bir üzgün köpek, bu esprili dil çok hoşuma gitti. Bence uygulamalardaki bu ufak ayrıntılar çok önemli kullanıcı açısından. Beni mesela cezbetti bu özellik. Şimdi internetimizi açıyorum. Gördüğünüz gibi Amazon, yani hepsi burada da tarzında, her şeyi alabileceğiniz bir internet sitesi. Öncelikle şunu belirteyim. Ben kitap alışverişlerimi böyle genel sitelerden yapmama eğilimindeyim. Yani tutup da hepsi buradan, Amazon'dan, Trendyol'dan, işte başka ürünler de satan yerlerden bir kitap sever olarak alışveriş yapamıyorum. Yani elim varmıyor. Sanki oralar bizim mekanımız değilmiş gibi geliyor. Yani anlatabildim mi? Alışveriş yapanlar beni çok iyi anlıyorlar. İnternetten özellikle düzenli alışveriş yapanlar çok iyi anlıyorlar şu an, eminim. Bir kere o hisle girdim siteye. Teslimatı çok iyi, fiyatları çok iyi diye çok yorum geldi. Özellikle Amazon'u şu virüs günlerinde özellikle denemek istedim. Yani bu günlerde bile bu kadar hızlı teslim ettilerse normal zaman düşünemiyorum. Her neyse, bir sürü olay var Amazon'da. Bir sürü seçenek var. Bizim seçeneğimiz şuradaki kitap kısmı. Kitap kısmına girdiğimiz zaman benim önceden görüntülediğim kitaplar geldi şimdi ekrana. Kategoriye göre alışveriş yap diyor. Çok güzel. Çocuk kitapları, edebiyat, güzel sanatlar, iş, ekonomi, tarih. Yani büyük bir site olmasına rağmen kitaplara özel bir arayüz yapması bir artı daha katıyor Amazon'a. Çünkü böyle büyük sitelerde kitap ararken insan biraz kayboluyor. Mesela tutun işte giriyorsunuz Türk Edebiyatı'ndan, ne bileyim, tutunamayanlara bakıyorsunuz, inceliyorsunuz. Yan tarafta şey, bebek bezi reklamı çıkıyor falan. O yüzden bu sitelerde birazcık kitap alışverişi bizler açısından zor olabiliyor. Modumuzu değiştiriyor çünkü. Ama sadece kitap sitesinde biraz daha farklı oluyor. Girdiğimiz zaman çok satanlar sıralaması var gördüğünüz gibi ekranda. Bu da çok güzel bir şey. Sitede neler dönüyor? Hangi kitaplar çok satılıyor? Şeker, portakal her zamanki gibi ilk 3'te. Sineklerin tanrısı da aynı şekilde.
Şöyle sizin için önerilenler diyor. Burası tabii benim gezintilerime göre önerilmiş. En iyiler demiş. Ana sayfadan bu şekilde aşağıya doğru iniyorum. Size özel öneriler demiş. Daha fazla keşfet demiş. İniyorum. Yani uygulamayı görmenizi istiyorum eğer daha önce kullanmadıysanız. Büyük bir alışveriş sitesinin bir kitap sitesi tadında böyle bir arayüz geliştirmesi az önce dediğim gibi çok güzel bir artı özellik. Peki başka hangi açıdan değerlendireceğiz uygulamayı? Her zaman yaptığımız gibi sepetimize bazı kitaplar ekleyeceğiz. Refik Halit Karay'ın Mayıs ayı kitaplarımızdandı. Tabii gurbet hikayeleri değildi ama şu an ben gurbet hikayelerine girdim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Amazon'un en sevdiğim yanlarını sayıyorum şu an. Farklı satıcılar var kitaplarda. Yani diğer kıyafetlerde nasıl farklı satıcılar varsa kitaplarda da farklı satıcılar var. Diğer kitap sitelerinde görmediğimiz bir özellik bu. Sadece o kitap sitesinden kitap alıyoruz. Mesela Kitap Yurdu. Kitap Yurdu'ndan alıyoruz kitap. Ama Amazon'da şöyle bir şey var. Farklı satıcılar varsa onlardan en uygun olanı seçme şansına sahipsiniz. Bu güzel bir özellik. İkinci güzel özellik ki genelde satıcısı Amazon olan kitaplar en uygun kitaplar oluyor gördüğüm kadarıyla. İkinci güzel özellik, bayıldığım özellik. Yani eminim sizler de bu tecrübeden sonra bayılacaksınız. Stokta sadece 3 adet kaldı diyor. Açık açık. Bu kadar net. Şu an ben biliyorum ki Amazon'da 3 tane gurbet hikayeleri var. 3 tane. Ben şu an bunu söylerim ve bana bu kitap gelir. İşte diğer kitap sitelerinde bizi çıldırtan özellikle BKM'de yaşamıştım yanlış hatırlamıyorsam. Sepete ekliyorsunuz. Bir hafta sonra kitap temin edilemedi diyor. Sepetten düşürüyor kitabı. Kalanları gönderiyor falan. Yani bildiğin alışveriş sepetiniz paramparça oluyor ve sinirleniyorsunuz doğal olarak. İkinci güzel yanı, daha doğrusu 3'e geçtik galiba. Güzel yanlar çok olunca sayıları unuttum. Üçüncü güzel yanı 50 lira ve üzeri kargo bedava. Mesela Kitap Yurdu bunu çok yükseltti. Saçma sapan fiyatlara çıkardılar. Yani anlıyorum firmalar da zor durumda ama Amazon herhalde 50 de biraz geniş olduğu için bu konuda biraz daha rahat davranıyor. 50 lira yani 3-4 tane kitap aldığınız zaman otomatikman kargonuz bedavaya geliyor. Diğer sitelerde sepeti bayağı bir doldurmanız gerekiyor. Sırf bedava kargodan faydalanabilmek için. 13 Nisan 16 Nisan Perşembe teslim demiş ya. İnanın, güvenin. Ediyorlar arkadaşlar. Teslim ediyorlar. Hatta 13 Nisan, 16 Nisan diyor ya. İnanmayın, ondan 3-4 gün önce geliyor yani. Daha erken geliyor. Ben bunu gözlerimle gördüm. İnanamadım. Müthiş bir hız. Az önce size demiştim ya. Farklı satıcılardan görebiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik bu. Bakın Amazon ilk sırada 27 liraya satıyor bu kitabı küsuratıyla beraber. Mesela diğer satıcı İlke kitap demiş. 38 lira. Farkı görüyor musunuz? 10 liradan fazla fark var. Ya diğerlerinde 41 lira, 43 lira var. Tutup da tabii Amazon'dan alıyorsunuz. Yani diğerlerinin hiçbir şansı kalmıyor. Her zaman Amazon'un fiyatları daha iyi değil. Bazen diğer sitelerinki daha avantajlı olabiliyor. Mesela benim bu siparişimde Amazon'un olmayan bir ürünü var ki Amazon'unkiler kutuda. Şu üstteki farklı bir firmadan geldi. Onun fiyatı daha uygundu mesela. Hepsi şeffaf. Çok güzel. Amazon'un en güzel özelliği çok şeffaf. Sepete ekledim. Arkadaşlar sepete eklendi uyarısı geldi. Ben alışverişime devam ediyorum. Beni herhangi bir yere yönlendirmedi, bunaltmadı. Çok güzel. Aynı sayfadayım. Kitap Yurdu'nda ne yapıyor? Sepete ekledikten sonra sizi geri menüye aktarıyor. İstemiyorum. Ben burada kalmak istiyorum. Devam edeceğim. Yorum varsa yorum okuyacağım. Açıklamaları okuyacağım. Beni niye atıyorsun? Amazon devam ediyor güzelliklerine. Yani şu şekilde bakıyoruz. Kitapla ilgili bilgiler var. Bir işte eksik yanı. O kadar güzel şey söyledik. Bir eksiklik söyleyeyim. Dedim ya, kitap sitesi değil burası. Birçok ürün satıyor. Her kitapta genelde şunu göreceksiniz. Yorum yapan ilk kişi siz olun. Yani Kitap Yurdu'nun en güzel yanı ne? Eski olduğu için site birçok kitapta onlarca yorum var. Hemen fikir edinebiliyorsunuz kitapla ilgili. Sepetimizi oluşturduk. Gurbet hikayelerini ekledik. 27 lira. Geriye geldim. Nisan ayı kitaplarımızdan Kiralık Konak yani okuyacağız. Bakın 19 adet var diyor. Ne kadar rahatlatıyor değil mi? Sayısını görmek o kadar güzel bir şey ki çok güzel çalışıyorlar, sistemli çalışıyorlar. Sepete ekledim. Burada amacım örnek bir kargo sepeti oluşturmak. Şöyle aşağıya doğru geldim. Geriye Mor Salkımlı Ev yine okuma listemizde maraton kitaplarımızdan biri. Onu da ekleyelim sepete arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 31 liradan başlıyor. 7 adet satıcı var. En uygun şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar. Az önce demiştim her zaman Amazon olmuyor. Mesela Amazon'un elinde bu kitap kalmamış. Görünen o. En uygun fiyat bu. Şunu da ekledim. Sepetime gidiyorum. 3 tane kitap ekledim. Zaten 79 lira olmuş arkadaşlar. Eskiden 79 liraya.
Neler alırdık ya? Kaç kitap alırdık? Ne oldu bize böyle? Bu kağıt fiyatları bizi mahvetti ya. Gerçekten mahvetti. Tamamla diyelim alışverişimizi. Bu şekilde geliyorsunuz. Kart bilgilerinizi giriyorsunuz ve işleminiz tamamlanıyor. Fiyat konusuna gelecek olursak arkadaşlar, Amazon'un kitap yurduyla yarıştığını söyleyebilirim bazı yerlerde ama bazı kitaplarda mutlaka kıyas yapmak gerekiyor. Evet, hadi hep beraber kitaplarımızı bir görelim bakalım nasıl paketlenmiş. Önce diğer firmanın gönderdiği Peyami Safa'nın Bir Tereddüt'ün romanıydı. Kitaba bir bakalım. Arkadaşlar önce bir kargo poşeti, gördüğünüz gibi Aras Kargo'nun, ve kargo poşetinin içinde o çok sevdiğimiz pıt pıtlar. İşte budur ya. Evet, ve bir kitap gönderdi şu firma arkadaşlar. Şu Amazon'daki başka bir firma gönderdi bunu. Bir kitap içerisinde 4 tane ayraç koymuş. Yani ayraçsızlıktan öldüğümüz falan yok ama şu çok güzel bir hareket. Fazla da ayraç gönderimini onaylamıyoruz. Yani sonuçta onlar da masraf oluşturan şeyler. Ağaçlara zarar veren şeyler ama çok güzel bir hareket. İnce bir hareket. Sayfalarda herhangi bir hata, eksiklik yok. Amazon'un gerçekten şu sembole oldukça uyan bir hızı var, sistemi var. Kutusu çok güzel, çok şirin. Gördüğünüz gibi paketlemesi harika. Kutumuzu ben de çok merak ediyordum arkadaşlar, sizlerle beraber açmak için. Beklettim kaç gündür. Kutunun içi şu şekilde arkadaşlar. Kitapların üstüne koruyucu olsun diye şöyle bir kağıttan bariyer yapmışlar. Yani bunu buraya koymuşlar. Şuna niye sarmamışlar? O kadar kağıtla uğraşacaklarına bir pıt pıt. Adamlar tek kitaba koymuş mesela. Tamam, bu da korumuş yani, sonuçta sıkıntı yok. Kitaplarımız direkt pıt pıtsız halde kolinin içinde. Çıkarıyorum. Bu kadar hızlı ve bu kadar temiz kitap gönderimi yapıldığına göre Amazon kitap alışverişlerimde mutlaka kapısını çalacağım bir site oluverdi arkadaşlar. Müthiş. Kitapları güzel de kokuyor yani, bildiğin kitap gibi kokuyor. Daha ne olsun yani. İşte budur. Sağ salim ve hızlı gelen kitaplar. Bir kitap kurdu. Daha ne isteyebilir ki? Yaptığım bu alışverişin karşılaştırmasını şimdi sizlere göstermek istiyorum. Bakalım bu sepet hangi sitede ne kadara mal olmuş? Favori sitelerimden biri oldu ilk alışverişle Amazon. Yalnız bir sorunumuz var. Bundan sonra biz başka siteleri nasıl deneyeceğiz? O çok zor olacak yani. Gerçekten çok yükselttiler çıtayı ya. Fiyat performans bu kadar mı güzel olur? Birçok kitapta böyleyse bilmiyorum yani. Neleri aldık? Hızlıca tekrar bir gösterelim. Mayıs ayı kitaplarımız bunlar. Mayıs ayında bir edebiyat, bir bilim, bir film maratonunda okuyacağımız kitaplar. Peyami Safa'dan Bir Tereddüdün romanı. Refik Halit Karay'dan Guguklu Saat. Bunlarla ilgili ayrıntılı konuşmalarımı Mayıs ayında okuyacağımız kitaplar videosunda görebilirsiniz. Burada sadece kitapları göstermek istiyorum. Yapay Zeka, 50 Soruda Yapay Zeka, Cem Say'ın bu ayki, yani Mayıs ayındaki bilim kitabımız olacak. Bir de Mayıs ayında filmini seyredeceğimiz Agora kitaplığından çıkan Woody Allen kitabı var. Film kitabımız olarak bu kitabı da sipariş ettim. Güzel bir alışveriş deneyimi oldu benim için. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Amazon'la ilgili gerçekten söylenecek çok olumlu şey var. Olumsuz bir şey söylemeye dilim varmıyor. Şu kağıt yığıntısını... Ya tamam, her şey çok güzel. Bu da güzel korumuş ama... Bilmiyorum, çok olmadı gibi sanki bu ya. Fena değil yani, güzel korudu ama... Yani bir dahaki site incelememize görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinize iyi kitap kurtlamalar arkadaşlar.